Baktığımız zaman aslında hem konuğumuz hem de bulunduğumuz mekan çok özel. Çünkü Kapalımaraş'tayız. Yıllarca sessiz kalan şehir 8 Ekim 2020 tarihinde açılmıştı ve milyonlarca ziyaretçi gelmişti. Bugün röportajı da Sayın Ersin Tatar'la birlikte Kapalımaraş'ta yapacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Yerimize hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Baktığımız zaman özel bir mekan diyoruz ve özel sorularımız da olacak elbette. İlk soruyla başlamak istiyorum. Kıbrıs'ta Rum yönetiminin kuracağı üs var, malum gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nin helikopterlerinde konuşlanacağı söyleniyor, iddia ediliyor. Bunun için neler söylemek istersiniz? Bir kere Güney Kıbrıs'ta İngiltere'nin egemen üsleri vardır. Sovereign bases. Bu egemen üsleri de gerçekten Kıbrıs adası ta ezelden beri Orta Doğu'ya ve onun da ötesindeki bölgelere buradan askeri müdahaleler yapılması ve hem İngiltere'nin hem Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatlerini bu bölgelerde koruyabilmek için bir bakıma zaten kendisi öyle bir uçak gemisi, büyük bir uçak gemisi olan Kıbrıs'ın iki ayrı farklı bölgesinde, biri Limassol'da, diğeri Larnaka'da, Güney Kıbrıs'ta. Bu egemen üslerde İngiltere istediği gibi oraları kullanabiliyor. Uçak getirebiliyor, gemi getirebiliyor. Çünkü sahili de var ikisinin de. Deniz yetki alanları bağlamında. Fevkalade de değerli. Şimdi anlıyoruz ki bunlar yeterli değil. Bir liman daha yapılacak. Bunu açıklayan Yunanistan'ın Savunma Bakanı Dendias. 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü münasebetiyle Güney Kıbrıs'ta. Tabii biz coşkuyla kutladık, onlar kınadı. O tartışmalar içerisinde Yunanistan'ın işte oraya bir deniz üssü yapacağı ve buradan tabii Türkiye'ye de mesaj veriyor. Yani gittik sonra güneydeki yapı daha da yoğunlaştırılıyor askeri ve benzeri maksatlar için. Esasında baktığımızda güneydeki devlet Kıbrıs Cumhuriyeti, öyle iddia ediyorlar. Yani ta 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti sadece Türkleri silahları dışına atmışlar. Ama aynı cumhuriyet hala daha devam ediyor. Çünkü Birleşmiş Milletler kararları vardır. İşte Birleşmiş Milletler'in bilare söyledikleri vardır. Ta ki bir anlaşma olsun. Güneydeki Rum Cumhuriyeti güya adanın tümünün hükümetiymiş gibi muamele görüyor. Ama işte o anlaşma bir türlü oluşamadı. 4 Mart 1964 186'nın olduğu kararda böyle bir yola girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti tümünün, tüm adanın hükümetiymiş gibisinde. Macron hükümeti o zaman. Ama hala daha bir anlaşma olamadığı için o şekilde kabul edilemez bir yapı süre gelmiş ve bu şekilde devam ediyor. Onun için biz diyoruz ki madem güneydeki Rum devleti gerçekten kökleşmiştir bir Rum devleti olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti ile alakası kalmamıştır. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti devleti ortaklık cumhuriyetiydi. Kıbrıs Türkleri de orada eşit haklara sahipti. Onun için biz hep Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı Kıbrıs Türk'üdür deriz. O şekilde bir şeyimiz vardır. Yaklaşımımız ve siyasetimizin de temel dayanağı o. Çünkü şu anda temsil ettiğimiz yeni siyaset, iki devletli siyaset esas dayanağını oradan alıyor. Muktesef hak dediğimiz 1960 anlaşmasının kurulmasıyla Kıbrıs Türk eşit kurucu ortak ama silah zoruyla dışarı atıldığı için ihtiyaçtan dolayı autonomisini kendi devletini kurmuş. Ve bu devletin elbette dayanağı Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kurucu ortak olan Kıbrıs Türk'ünün müktesep ve egemenlik haklarına bağlıdır. Dolayısıyla Kıbrıs böyle bir yer. Onun için biz güneydeki bir takım yapılanmaları hep şüpheyle izliyoruz. Çünkü Kıbrıs'ın gerçeğine, Kıbrıs'ın barışına, huzuruna, gönlüne pek yardımcı olan gelişmeler değildi bunlar. Çünkü silahlanma, üs, bunlar lojistik, her türlüsüyle Kıbrıs adasını kullanmaktan ibaret. Orta Doğu'daki kendi emellerine ulaşmak için Kıbrıs Rumların da belki de tasfiye etmeyeceği, Yunanistan'ın da tasfiye etmeyeceği, Kıbrıs'ı Türk'ün hiç tasfiye etmeyeceği, Türkiye'nin hiç tasfiye etmeyeceği bir takım yollarla kendi emellerine ulaşmak için yaptıkları bir takım askeri yatırımlardır. Ama gerçekten işin gerçeğine baktığımızda bunlar ancak ve ancak garanti büyük olan Türkiye Cumhuriyeti'nin onayı olması lazım. Ama biliyoruz ki kendi başlarına yapıyorlar ve bir bakma hukuku ihlal ediyorlar. Mesele bundan ibaret. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye gemilerini göndermesi etkisi nasıl oluyor bölge için? Tabii şimdi İsrail-Gazze savaşları vardır. Esas itibariyle
gönderilmişse onun için göndermiştir. Çünkü onun buradaki varlığı etki eder. Yani baktıklarında demek ki işte Amerika tamamıyla Israel'in arkasındadır. Ve bu koskoca gemi ki bu gemilerin içerisinde tank da vardır, top da vardır, tüfek de vardır, uçak da vardır, helikopter de vardır. Her türlüsüyle her şey oradadır. Dolayısıyla Amerika'yı buraya getirmiş gibi bir durum. Çünkü Amerika bu işe destek olacaksa ancak bu kadar olabilir. Daha fazlasına zaten ihtiyaç yok. Ve o gemiler o kadar büyüklüktedir. Dolayısıyla mesaj, işte biz İsrail'in arkasındayız. İsrail'in emirlerine hizmetimiz olacaksa biz hazırız şeklinde. Çünkü biliyorsunuz Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde geçen hafta ne kadar tezahürat adını görüyoruz. Yani bunlar bizim için şok olaylardır. Ben de o görüntüleri izlediğimde şoktaydım. 50 dakikalık konuşmanın içerisinde 56 defa adam alkış aldı. Bu gerçekten insandan şaşar. Yani o şekilde bir durum var. Dolayısıyla ben işte o gemileri buna bağlarım. Mesaj ve dolayısıyla biz güçlüyüz, bizim dediğimiz olacak. Ve bu noktada hiç taviz vermeyiz. Çünkü doğru olan budur şeklinde. Orada değerlendirmeler vardır ve o uçak gemilerinin gelmesinde bu şekilde değerlendiriyorum kendim. Gemiden söz açılmışken şunu da sormak istiyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel TCG Anadolu ve 50 gemi bir geçiş töreni yapmıştı. Aslında güç birliği mesajı olarak da algılandı bu. Biraz önce siz de ifade ettiniz, Yunanistan rahatsız olduğunu söylemişti. Tören için neler söyleyeceksiniz ve bu güç birliği yorumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da o törende yaptığı o güzel konuşmada tek yürek olduğumuzdan bahsetmiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti kendisini hiçbir zaman ayrı görmemiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye için ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu ifade etmiş ve bunlar elbette halkımıza büyük bir moral ve güven kaynağı vermiş. Şimdi netice itibariyle bizi tanıyan ve her türlü meselede yanımızda olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti. Buradan sadece 60 kilometre uzaklıkta ve oradan buraya suyu getirmeyi başarmış ve 1900'lü yıllardan beridir hep hasret içerisinde. Çünkü burada kuraklık bir iklim vardır. Yağmurlar giderek azalıyor. Büyük su sıkıntısı vardır. Biz bunu Türkiye'den getirdiğimiz suyla çözdük. Güney Kıbrıs'a çözülmemiştir. Bizde çözülmüştür. Çünkü her yıl 75 milyon metreküp su kesintisiz olarak akmaktadır. Bunun yarısı içme ve kullanma suyu olarak, yarısı tarımda kullanılacağı yönünde bir takım uzman görüşleri vardır. O şekilde olacaktır. Yakın gelecekte inşallah borularına döşünmesiyle içte en ucra köşeye kadar Anadolu suyunun gitmesi ve orada tarım ve benzeri ürünlerin yetiştirilmesi için imkanlar sunacaktır halkımıza. Dolayısıyla çok önemli şeyler de başarılmıştır son 50 yılda. 20 Temmuz 1974 Mutlu Kıbrıs Barış Harekatı ile yeni bir dönemin başlangıcı işte buradaki iki bölgelilik. Çünkü Güney Kıbrıs'a Rumlar oraya yerleşmiş. Türkler kuzeyde olan kuzeyde ama güneyden de gelip yerleşmişler. Nüfus mübadelesiyle bir anlaşmayla boğulmuş. Ve Kıbrıs'ın gerçekleri bir kez daha ortaya çıkmış. Kıbrıs'ın gerçeği Rum, Yunan ve Türk ayrı ırktılar, ayrı millettiler. Diliyle, diniyle, kültürüyle, geçmişiyle, genelleriyle, inançlarıyla ve dolayısıyla artık iki devlet siyaseti de bunun gereğidir. Çünkü bu ikisini birleştirip bu ikisini birlikte Avrupa Birliği almanın hiçbir anlamı yoktu. Çünkü en sonunda kavga çıkacak. Her yerde olduğu gibi kavganın da hiçbir kimsenin işine gelmez. Kimse hayır olmaz. Dolayısıyla yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet ve bunların işbirliğiyle hem Kıbrıs Türk halkının hem Rum halkının ülvi menfaatleri için yapılacak bir takım yeni projeler. Benim görüşüm bu yöndedir. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elbette bizim için de önemli bir yer ki zaten hem Doğu Akdeniz'de hem de Mavi Vatan'da aslında bir temsilcimiz. Sadece Türkiye'nin değil, Türk devletlerinin de keza öyle. Türkiye doğal gaz araması yapıyor malum. Gemiler gönderiyoruz ki bu gerçekten çok büyük bir çalışma. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve Kıbrıs halkı Türkiye'nin burada yapmış olduğu bu doğal gaz çalışması için neler düşünüyor? Bir kere burası Doğu Akdeniz'de. Mavi Vatan dediğimiz hem deniz yetki alanları bakımından, kıta sahanlığı bakımından, kara suları bakımından ve ekonomi münhasır bölge bakımından. Çünkü bunlar hep ayrı kavramlardır. Ve Akdeniz'in bu köşesinde Doğu Akdeniz'de baktığımızda haritaya Anadolu,
İskenderun'dan Ege Adası'na kadar 2000 kilometre ve 60 kilometre uzaklıkta. Yani bir bakıma Anadolu'nun doğal bir uzantısı olan Kıbrıs Adası Anadolu'yla beraber değerlendirilmeli. Çünkü güvenlik boyutuyla gerek dediğim gibi Mavi Vatan denizlerde, gerek gökte hava sahasında ve şimdilerde İHA'larla, SİHA'larla, Kaan'larımızla artık çok daha büyük bir potansiyel arz edilmektedir. Milli menfaatler bakımından. Çünkü 1974'te Mehmetçikler adaya adım atarken şöyle denilmişti. Soydaşlarımızın mal ve can güvenini korumaya gidiyoruz. Şimdi 1974'ten 50 yıl sonra mesele çok daha stratejik, jeopolitik ve çok daha derin bir mevzu haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'nin de güvenliği buradan geçmektedir. 1974'te bu şekilde okumuyordu. Ama şimdi gerçekten Türkiye'de bu Mavi Vatan'da hakkına hakkına inanmış, onun üstündeki hava sahasındaki üstünlüğünü kurabilmek ve Libya Anlaşması meseleye bambaşka bir boyut getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Anlaşması, o koridorun oluşturulması hem bütün Akdeniz'de Türkiye'nin, Türk milletinin daha fazla söz sahibi olması noktasındaki açılımı, aynı zamanda da tabii Yunanlılara ve Rumlara siz zannetmeyiniz ki böyle bu kadar kolaydır. Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'ın bir bütün olduğunu ve dolayısıyla Yunanistan, Rodos, Girit, Ege Adaları ve ta Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kadar egemenliklerini yaymak suretiyle bütün bu bölgenin denizde dahil olmak suretiyle Büyük Yunanistan'ın bir hayali olacağı şeklinde kendilerine göre bu şekilde inançları ve hedefleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işte bizim siyasetimiz, yeni siyasetimiz ki Mavi Vatan'ı da ilgilendiren bir siyasettir. Bütün bunlara meydan okumadır. Çünkü bizim de hakkımız, hukukumuz var. Ana Vatan Türkiye Cumhuriyeti buradan sadece 60 kilometre uzaklıktadır. Bu kadar yakınlıkla, bu iletişim çağında değişen değerlerle, değişen sorumluluklarımızla artık kimse Kıbrıs Türk'ünün önünde engel olamaz diye değerlendiriyoruz. Dolayısıyla mesele millidir, mesele ulusaldır, mesele tek yürek olma meselesidir. Çünkü yedi duvele karşı burada mücadele ediyoruz. Görüyorsunuz. Yani Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar. Her şey onlara. Ama bize gelince dur bekleyelim, görelim falan şeklinde. Şimdi bunun bekleyecek tarafı kalmadı. Çünkü 1964 180 Atınoğlu 1964 yılında alınan bu karar dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti hala da tanınmış. Güya da Kıbrıs'ın tümünün hükümetiymiş gibi muamele görüyor. Bu da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük bir haksızlık. Çünkü onun yansıması olarak bizler de ambargo ve izolasyon altında yaşıyoruz. Şimdi direkt uçuş yok, direkt ticaret yok, direkt temas yok. Bir futbol takımını gidip Türkiye'deki bir futbol takımıyla bile resmi maç yapamayacağı bir dünyada yaşıyoruz. Bunu da kabul etmek bizim için çok zor oluyor. Çünkü neyin olduğunu gayet iyi bilmekteyiz. Ve Güney Kıbrıs'taki statüyü görünce, onların yakaladıkları o ivmeyi görünce İnsan gerçekten çok üzülür. Çünkü bu Batı dünyasının ne kadar double değil, üçlü standartta bir zihniyeti temsil ettiklerini ve hakka, hukuka hiç itibar etmedikleri ortaya çıkıyor. Bu da insanı gerçekten üzüyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili bir konuşmanız vardı ki, onunla ilgili nasıl mesaj vermek istersiniz? Benim söylediğim, evet, Avrupa Birliği'ne biz de üye olmak isteyebiliriz ama neticede ne getirir ne götürür ona bakmak lazım. Çünkü Kıbrıs'ın geçerinde Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Bu iki ayrı devlet birleşip Avrupa Birliği'ne girebilir. Ama neticede bunun şartları çok önemli. Çünkü benim siyasetim şu anda egemenlik temelindedir. Egemenliğim varsa ben bir müzakere sürecine giriyorum derim. Şimdi bu kuzey ve güney birleştiğinde eğer federal bir yapıysa, federal yapı tek vatandaşlıktır, tek egemenliktir. İşte orada Kıbrıs Türk'üne tehlike başlar. Çünkü o yapı içerisinde Rum ve Yunanlılar otoritelerini kuzeye dayamak suretiyle 3-5 sene içerisinde kuzeyde de gerek ekonomik gerek ticari her türlü faaliyette bizden kısa bir zamanda daha fazla söz hakkına sahip olabilir. Çünkü onlar geldiğinde Türkiye çekilmiş olacak. Sıfır asker, sıfır garip dediğimiz olur. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım ve ona göre bu işi yönlendirmek lazım. Çünkü mesele çok millidir, çok karışıktır, çok bedeller ödeyerek bu noktalara gelmişizdir. Ve Rumların da büyük haksızlığını görmüş bir halk olarak Kıbrıs Türk halkı, evet, gerçekten bu açıdan baktığımızda sabırlıdır, iyi niyetlidir, çalışkandır, dürüsttür. Ve her ne kadar da zaman içerisinde bazı şeyler düzelse de
Gerçekten çok uzun zaman geçmiştir ama hala da Kıbrıs Türk'ü ambargo izolasyonu altındadır. Bu Kıbrıs Türk'üne falan büyük bir haksızlıktır. Ama Türkiye'ye buradan tekrar sesleniyorum. Biz burada başımız dik, onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine bağlı olaraktır bu duruşumuz. Onun için bu vesileyle bir kez daha tüm Türkiye'ye, Türk halkına teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım. Son soru olarak şunu sormak istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı ile yapılan temaslar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne şekilde yansıyacak sizce? Şimdi tabii Türk Devletleri Teşkilatı dediğimizde Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve birkaç tane daha. Bu Türk Birliği çok önemli olduğu söylemektedir. Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı bana müteahhit defalar Türk Birliği'ne çok değer ve önem verdiğini, gelecekte bu birlikteliğin Türk dünyası için çok imkanlar ve fırsatlar doğuracağı. Çünkü şu anda ticaretimizin %80'i kendi aramızda değil. Yani %80'i diğer ülkelerle. Düşünebilirsiniz 7-8 tane Türk devleti vardır. Ve bu Türk devletlerinin aralarındaki ticaret %10-20 diğeri başka ülkelerle. Yani bu 7'nin dışındaki başka ülkelerle. Şimdi bunun için tedbirler almaya çalışılıyor. Çeşitli farklı yöntemlerle ticaretin ve ekonomik ilişkilerin kendi aralarında yapılması ve bir bütün olarak bir karar verecekse tek yürek onu temsil eden bir devletin gidip Türkiye dışında veya Türk devleti dışında meseleyi görüşmesi. Çünkü herkes dilediği gibi her yerde farklı görüşmelerde bulunacaksa o zaman bu Türk Birliği çok zarar görür ve anlamını yitirir. Dolayısıyla böyle bir durum da var. Bununla paylaşmış olayım. Efendim özel mekanda dedik başlarken Kapalımaraş'ta 2 milyonuncu ziyaretçiye bir tören düzenlendi. Aslında kısa bir törendi. Bunun için neler söylemek istersiniz? Kapalımaraş aslında baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm değerini de artırmış durumda. Tabii şimdi burası dediğim gibi 47 yıl kapalı kalmış. 1974'ten 2000 yılına kadar kapalı kalmış. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Raif Denktaş'ın konuşmaları vardı bizde videoda. Diyor ki işte Batı dünyası dinledik. Batı dünyası bize açmayın eliniz kırılır şu bu falan derken açamadık diyor. 23. senede konuşmuş. 23 senedir kapalı Maraş'ı onu bunu dinleyerekten aynen kelimeler şey onu bunu dinleyerekten açmadık açamıyoruz. Ve bu beni üzüyor şeklinde ifadesi olmuştur. O günden 24 yıl sonra 47. yıl döneminde ben başbakan olduğum dönemde Türkiye'nin bilgisi dahilinde bu Maraş'ı açtık. Ve çok büyük yankı yarattı. Gerek milli cephenin güçlendirilmesi bakımından, gerek buranın turizm bakımından, gerek ekonomisi bakımından her türlüsüyle bu kapalı Maraş'ın açılması bizim milli duruşumuza, siyasetimize büyük hizmet vermiştir. Onun için ben bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'na bana verdiği destekten dolayı tekrar bu ekranlardan teşekkür etmek istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi kabul ettiniz, vaktinizi ayırdınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte Kapalımaraş'ta hem gündemi hem de bölgesel konuları konuştuk. Sözleşimi tekrar size bırakalım Duygu Kaya.